Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Kalıtımın 7. videosuyla karşınızdayız. Başlayalım. Bu videomuzda gençler eşeğe bağlı kalıtımı işleyeceğiz, göreceğiz. Önce eşeği tayiniyle ile bir başlayalım genç arkadaşlar. Böyle afili bir başlığımız var. Şimdi gençler malumunuz bizde 46 tane kromozom var. Bu 46 tane kromozom ikili dizilim şeklinde. Bu yüzden iki en kromozomuz değil mi? Diploid yapıdayız dediğimiz durum bu oluyor gençler. Şimdi bu 46 tane kromozomun 44 tanesine otozom diyoruz. Otozom ne demek? Otozom gençler vücut işleriyle ilgilenen vücut kromozomları anlamında kullanılıyor. İki tanesi ise gonozom. İşte buna eşey kromozomu diyoruz gençler. X ve Y olarak iki çeşit kromozom mevcut bizde gençler. Şimdi bununla ilgili olan kısımları biraz detaylandırıp hızlıca anlatacağız. Gonozom dediğimiz olay cinsiyeti belirleyen eşey kromozomlar. Otozom dediğimiz olay eşey kromozomu dışında kalan geriye kalan vücut kromozomları 44 tane yani bizim saç şeklimizin, kan grubumuzun ya da işte kendi kalıtsal özelliklerimizi belirten, üzerinde taşıyan kromozomlara verilen isimler genç arkadaşlar. 46 kromozom olduğumuz için insan için anlatıyorum. 44'e 2 olarak bunları ayırmış durumdayız genç arkadaşlar. Gonozomlarımızda da X ve Y olarak belirtiyor gençler. Şurada ilginç bir durum var. Diyor ki insanda eşey babadan gelen spermlerin taşıdığı gonozomlarla belirlenir. Şimdi ne demek istediğimizi söyleyelim. Şimdi XX ya da XY kromozom olacağız. Doğru mudur? Evet. Şimdi anne dediğimiz dişi ya da baba dediğimiz erkek Diyor ki cümle bize şuradaki afilli cümle. Kişinin diyor cinsiyeti babadan gelen kromozomlarla belirlenir. E çünkü annede kromozom çeşidi tek sadece X. E anneden gelen X'in karşısına X gelirse babadan o zaman çocuk kız çocuğu. Hayır X'in karşısına Y gönderilirse bu sefer de ne olacak genç arkadaşlar? Erkek birey belirtilecek bir erkek birey meydana gelecek. Bu anlatılan cümle, buradaki cümle bunu söylüyor. Bir unutma bilgisi karşıladı bizi. Ne diyor bize? Otozomal özelliklerin erkek ve dişilerde görülme şansı eşittir. Zaten onun cinsiyette bir alakası yok. Vurgulayabilmek için söyledik bunu. Otozom dediğimizde vücut kromozomları dişide ve erkekte sayıları, çeşitleri, tipleri falan birbirlerinin aynısı gençler. Şimdi az önce dediğimiz durumu biraz dallandıralım. Birazcık daha netleştirelim burayı gençler. Dişiler 44 artı XX. Erkekler ise 44 artı XY. Farklı olan ne var burada? Y kromozomu bir görelim. Şimdi X kromozom dişi de iki tane yan yana gördüğünüz gibi. Erkekte ise X ve Y kromozomu. Y kromozomu X kromozomundan biraz daha küçük. Daha az gen barındırıyor anlamı taşır gençler. Şu orta çizgi şöyle çizeyim tam da ortadan çizemedik. Şu orta çizginin altında kalan yerler genç arkadaşlar şu kısımlar X ve Y'de yani şöyle tarayayım. Şu kısım homolog kısımlar. Burada verilen özelliklerin X ya da Y'de olması hiç e, önem arz etmiyor. İkisi de aynı. Şu karşılıklar genetik olarak düşüncek olsak birbirlerine aynı. Ancak farklı olan yer genç arkadaşlar homolog olmayan kısım yani şu üst kısım şöyle Üst kısım burası homolog olmayan kısımlar. İşte burada bulunan genler dişi ve erkekte farklılık arz ediyor. Yani şurada bulunan bir A geninin karşılığı gördüğünüz gibi Y kromozomunda mevcut değildir. Şurada bulunuyorsa A ise karşılığı Y'de de var. Bu alt kısım homolog kısım dediğimiz genç arkadaşlar. Ortak birbirleriyle aynıdır. Üst taraf şu kısım homolog olmayan kısım işte bizim aradığımız burası. Yani Y kromozomunda şurada bulunan bir K kromozomu diyelim. K geni diyelim pardon. Karşılığı X kromozomunda mevcut değildir gençler. Şuraya bir bakalım şimdi. Gametler en eşittir 23 kromozom olacak. Doğru mudur? Evet 46'nın yarısı. 22'si otozom bir tanesi gonozom olacak. Yani gençler yumurta 22 artı x olacak başka çaresi yok. Spermler 22 artı x ya da 22 artı y olabilir. Az önce anlattığım durum buydu genç arkadaşlar. Yani 22 x ile bu taraftaki 22 x birleşirse gördüğünüz gibi 44 artı x yani bir dişi birey meydana gelecek. Ama babadan y kromozom gelirse yani 22 y ile buradaki 22 x birleşecek olursa gençler 44 artı x'ye yani şu çocuk erkek çocuk meydana gelecek. Onun için cinsiyeti belirleyen neydi? Erkekten gelen gonozom çeşidiydi. Erkekten gelen gonozom çeşidi x ise çocuk dişi oluyordu. Y ise o zaman erkek birey meydana geliyordu genç arkadaşlar. Eşek kromozomlarıyla burası önemli. Dörden döle taşınan genlerin Oluşturduğu karakterlere eşeğe bağlı karakter diyormuşuz. Yani eşek kromozomları biraz sonra göreceğiz. X ve Y ile kalıtılan denecek. Bunun mantığı neymiş? Bu kromozomlar, kromozomlar üzerinde taşınan bu özelliklerin eşeğe bağlı karakterler olduklarını bileceğiz. Genç arkadaşlar diyoruz. Dişilerde X kromozomları tam homolog. Ne demek? Burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi X ve X birbirinin aynısı ve homologun karşılığı tam olarak var. Ancak Y kromozomunda böyle değildir. Tam homolog yok erkeklerde. Niye? Resimde net olarak görebiliriz. X'in karşılığı Y kromozomu birbirinin aynı mı? Değildir. Erkeklerde ise X ve Y kromozomları tam homolog değildir cümlesi cuk okturmuş yerine tam net olarak doğrudur gençler. Bir unutma bilgisi karşıladı bu sayfada diyor ki bize eşek kromozomları sadece cinsiyeti belirlemez. Evet sadece böyle bir şey yok zaten. Yani biyolojide sadece diye bir durum zaten %99 olamaz. Eşek kromozomları sadece cinsiyeti belirler. Demek yanlış olur. Şimdi göreceğiz X ve y ile taşınan özelliklerin sadece cinsiyetle alakalı olmadığını kromozomların bize ispatlayacak gençler. X ve Y'nin homolog bölgesi az önce bahsettiğim durum şu alt kısım burada. X ve Y'nin homolog bölgesinde taşınan her özellik anne ve babadan gelen iki hallerle belirlenir. Birbirlerinin karşısında hem dişilerde hem de erkeklerde görülür. Nerede? Homolog bölgesi zaten alt kısım gençler. Şu alt kısımlar doğal olarak birbirlerine aynıydı. Burada ne var mesela? Tam renk görülüğü, X ve Y'nin homolog bölgesinde bulunan ve çekinik genle kalıtılan bir hastalıktır. Yani şurada görelim. Tam renk körlüğünü görüyoruz genç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi X ve Y kromozomun ikisinde de mevcuttur. Bu cinsiyetle bir ayrılık değildir yani. Tam renk körlüğü şu kadar, dişiler bu kadardır diye diyemezsiniz. Doğal olarak tam renk körlüğünü cuk oturdu. Homolog bölgesine taşındığı için bunun sorularda otozomu almış gibi düşünebilirsiniz. Yani soru bize dedi ki X kromozomun üzerinde homolog kısmında şu özellik taşınıyor dediği zaman bize bunu otozom almış gibi düşünebilirsiniz soruda. Ya da Y kromozomu biz tuzak için sorarız. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesi değildi. Homolog bölgesi dediği zaman size gençler o zaman bunu otozoma gibi düşünebilirsiniz. Mesela aklıma gelen bir soru. Diyorum ki ben soruda Y kromozomunun homolog bölgesinde Taşınan bir işte ne özelliği olsun? K özelliğini bir yalnızca erkeklerde görülür. Doğru mu? Değil tuzak işte bu. Homolog bölgesindeyse bu arkadaş şu eleman o zaman bunun karşılığı zaten X'de de mevcuttur. Ben orada tuzak kurdum sana. Buna dikkat etmek lazım genç arkadaşlar. Gelelim ikinci özellik tavuk karısına. Tavuk karısı karışık bir hastalık öyle diyeyim. Otozomal dominant taşınır. Otozomal resesif taşınır. X'e bağlı taşınır. Doğal olarak bunu sorularda sormazlar karşınıza çıkmak genç arkadaşlar. Burada mini kitabı bu şekilde vermiş sadece burayı vermiş. E, ama otozomal dominant otozomal resesif olarak da taşındığını biz biliyoruz genç arkadaşlar. Gelelim X kromozomun homolog olmayan bölgesine. İşte asıl sorular buralardan gelecek. İşler biraz burada kızışacak. Buradaki yerler X kromozomun homolog olmayan bölgesinde yani şu üst renkli olan yeşil olan yerde taşınıyor. Özellikleri hem erkeklerde hem de dişilerde görülür. Neden hocam neden görünüyor? E, dişiler XX'ti e, erkekler XY'di. Herkesde X var diyebiliriz değil mi? Deriz. Dişilerde XX bulunduğundan iki hallerle erkeklerde ise tek X bulunduğundan özellik tek hallerle taşınır genç arkadaşlar. X kromozomuna bağlı karakterler erkek çocuklara anneden Baba da oğula ise yalnız Y kromozomuna bağlı olarak aktarılır. Şöyle görelim şimdi bunu. E, X kromozomuna bağlı bir özellik. Erkek çocuk ise e, yalnızca neden alacak. Babadan Y kromozomu aldığı için zaten erkek olmuş. E, çocuğu kız çocuğu diye düşünelim. E, anneden de babadan da almış yani bir özellik. X'e taşınan bir özellik. Gördüğünüz gibi x'e taşınan dediğinde buranın uyarısını da yapalım. Homolog olmayan kısmını kastediyor. Yani soruda bunu vermiyorsa x'e bağlı x ile taşınan bir özellik dediği zaman homolog olmayan bölgesi dediğini anlamamız gerekiyor genç arkadaşlar. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesi o zaman da şu işte mor gibi olan kulak kıllılığı örneğini verildi gibi işte yapışık parmaklılık deride pullanmalar gibi böyle hastalıklarda genç arkadaşlar Y kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınıyor. E babadan oğula geçecek. Evet babada varsa bütün erkek çocuklarında olması lazım. Erkek çocukta varsa muhakkak babasında olması lazım diyoruz Y kromozomu. Y kromozomu dair işte bu özellikler kız çocuklarda görülmemesi gerekiyor gençler. İnsanda işe bağlı karakterler X kromozomuna bağlı kalıtım. Y kromozomuna bağlı kalıtım şeklinde iki grupta inceliyoruz. X kromozomuna başlayalım genç arkadaşlar. Burada miniyetim kitabında iki yer verilmiş hemofili ile kısmi renk körlüğü verilmiş. Bunu anlattıktan sonra işte kas distrofisinden de biraz bahsedeceğim. Birbirlerinin aynısıdırlar. Çok örneklendirmemişler aslında. Doğru da yapmışlar. X'e e bağlı çekinik özelliklerdir bunlar. Yani X'in üzerine kimden bahsediyoruz? Kısmi renk körlüğünden bahsediyoruz. Küçük R dediğimiz arkadaş bu hastalığa sebep oluyor. X'in üzerindeki küçük R dediğimiz hastalığa sebep olan kromozom şey gendir diyoruz genç arkadaşlar. Çekinik olarak kalıtılıyor. Şimdi şu tablodan bakalım net olarak anlaşılabiliyor. Bir de şu karakteri inceleyelim. X üzeri büyük R, X üzeri büyük R. Büyük R burada sağlam değil mi? Bak normal. X üzeri büyük R normal. Sıkıntısı yok bunun. X üzeri küçük R problem yaratıyor. Eğer yok X üzeri büyük R, X üzeri küçük R ise bu taşıyıcıdır. Taşıyıcı bireylerin normal kendileriyle alakalı herhangi bir şekilde görmelerinde problem yok. Kısmi renkörü olan kişilerde genç arkadaşlar bazı renkleri birbirlerine karıştırma durumu vardır. Kırmızı ile yeşil rengi birbirlerine karıştırma durumları vardır. Yoksa hayata renkli görmüyorlar değil, hiçbir rengi fark etmiyorlar ya da bütün renkleri birbirlerine karıştırıyorlar değil. Sadece nedir? Kırmızıyla yeşil renkleri birbirinden ayırt edemiyorlar. Yani kırmızı içine yeşille bir şey yazdığınızda göremezler. Kısmi renk körü dediğimiz arkadaşlar bunu göremez. Taşıyıcı bireyler adı üstünde taşıyıcı. Kendisi bunu taşıyor ama hasta değil. Kesinlikle kendisi hasta olmuyor. Taşıyıcılar öyle. Yani herhangi bir hastalık için de öyledir genç arkadaşlar. Diyelim ki bir virüsü taşıyorsunuz. Malum bugünlerde korona günleri koronavirüsünün taşıyıcısıysanız hasta değilsiniz zaten. Sizi hasta etmiyor ama o virüs sizin vücudunuzda bulunuyor. Bir başka birine bulaştırma ihtimaliniz çok yüksektir. Onun için ne diyoruz? İşte gençler bununla ilgili hastalığı ağır geçirmiyor ama taşıyıcı oluyor. Kendi sevdiklerine bunu bulaştırabilir. Onun için evde karantina altında kalmaları gerekiyor diyoruz. Ama hasta olan kişi iki tane gördüğünüz gibi dişi için konuşuyoruz. Küçük R genini taşıyor ise genç arkadaşlar bu kişi kısmi renk körüdür. Yani kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt edemez. Demek ki dişilerde hasta olabilme durumumuz kabaca 3'te 1 mi? Evet. O zaman erkeğe geliyorum. Hasta olabilmesi için küçük R genini taşır ya da hasta değilse büyük R'yi taşır. O zaman erkeklerde dişilere oranla kısmi renk körlüğü daha fazla görünür diyebilir miyim? Çok rahat diyebilirim değil mi? Bak, kabaca düşünüyoruz. Burada 3'te 1 ihtimal varken erkeklerde genç arkadaşlar 2'de bir ihtimal var gibi düşünebilirsiniz. Ama genel kanı da genel sayılar da böyledir genç arkadaşlar. Kısmi renk körlüğü erkeklerde daha fazla görülen bir rahatsızlıktır diyoruz. Hastalığa sebep olan x üzeri küçük r genidir. x üzeri küçük r dişi de iki kere varsa hastadır. Bir tane varsa taşıyıcıdır yoksa sağlamdır. Erkekte bir tane varsa zaten hasta oluyor ya da olmuyor. Erkek çocuklar kısmı renk örgen anneden alacaklar? E, malumunuz şu tarafa geçelim mesela burada görelim. Hasta olan, içi taralı olan hastaydı. X üzeri küçük R, Y. Y'yi babadan almış. X üzeri küçük R gördüğünüz gibi şunu da annesinden almış. Erkek çocuk gördüğünüz gibi hastalığı annesinden alır. Kız çocukları ise hem anneden hem de babadan alması lazım. Şu kız çocuğundan konuşalım. X üzeri küçük R'yi babadan almış. X üzeri diğer küçük R'yi de anneden almış olması lazım. Anne kısmi renk körü ise bütün erkek çocuklarda kısmi renk körü olması lazımdır. Mantık nedir? Şimdi şuradakinin şöyle olduğunu düşünelim. X küçük R küçük R ise e, küçük R'yi mecburen erkek çocuğa verecek. Ve bütün erkek çocuklar X üzeri küçük taşıdığı için kısmi renk körü olacak diyoruz. Kız çocukları kısmi renk körü ise babada Kısmi renk körüdür. Net diyebiliyor muyuz? Az önce dediğimiz gibi değil mi? X'leri küçük R'yi babadan aldığı için e, kız çocuğu hastaysa muhakkak baba da hastadır diyoruz. Kısmi renk körü erkek çocukları kısmi renk körü genini annelerinden almışlardır. X'e bağlı taşındığı için haliye babadan Y ye aldığı için erkek çocuk oluyor. Kısmi renk körü kız çocukları ise hem anneden hem de babadan kısmi renk körü genini almış olması gerekiyor genç arkadaşlar. Mesela burada çaprazlama örneğini de verdim. E, düşünelim taşıyıcı bir anne ile kısmi renkör bir babayın çaprazlaması yapıldığı zaman x üzeri büyük r, x üzeri küçük r, karşı tarafta x üzeri küçük r ve y var. Çaprazladığınız zaman genç arkadaşlar gördüğünüz gibi hastalara bakalım. Erkek çocuklardan bir tanesi hasta. Kız çocuklardan bir tanesi hasta. Gördüğünüz gibi kısmi renkörü diyelim. E diğer tarafta ne var? Sağlıklı erkek ve taşıyıcı bir tane de dişimiz mevcuttur. Şuradaki değil mi? Bu taşıyıcı, şunlar hasta, bu diğeri de sağlam birey olur. Gelelim hemofiliye. Hemofili kanın pıhtılaşmama hastalığıdır. Kanın pıhtılaşması için gerekli olan proteinler var. Bunların bir ya da birkaçını üretememe durumu hemofili dediğimiz rahatsızlıktır. Yine ikse bağlı resesif çekinik olarak kalıtılan bir hastalıktır. Hemofili dediğimiz durum genç arkadaşlar Yine aynı mantık var. Burada da sadece ne var? R yerine H'yi koyduk. Küçük H'yi e taşıyorsanız, gördüğünüz gibi hastasınız. İki tane taşıyorsa dişi hasta, Bir tane taşıyor erkek bu da hasta. X üzeri küçük H'yi e taşımıyorsa sağlıklıdır. Sadece bir tanesini taşıyorsa burada olduğu gibi buna da taşıyıcı birey diyoruz genç arkadaşlar. Bunun diğeriyle aynı olduğu için doğal olarak e, bununla izaletme anlatacak bir durum yok. Bir de genç arkadaşlar X'e bağlı rahatsızlıkla Kas distrofisi denen bir hastalık var. Distrofisi. Şimdi mini eğitim kitabında yok ama daha öncelerinden anlatıyordu. Kas distrofisi de şöyle genç arkadaşlar. E, bu da X'e bağlı çekinik kalıtılan bir rahatsızlık. E, belirli bir yaştan sonra 3-4 yaşından sonra kaslarda erimeler meydana geliyor 15-16 yaşından sonra zaten ölümler meydana geliyor. Kasların erimesi. Önce işte yürüme bozuklukları meydana gelecek. Sonra işte hiç yürüyemeyecek, oturacak, sonra yatacak. Sonra hayati kaslar işte akciğerlerdeki, işte damarlardaki kaslar falan da kalp kası falan erimeye başladığı için de kas distrofisinde ölümler meydana geliyor. Yine kalıtım şekli yine aynı. X'e bağlı çekinik olarak kalıtılıyor. Şimdi hemofili ile alakalı olarak genç arkadaşlar az önce verdiğimiz durumla ilgili bir de örnek yapalım burada. Mesela ne verilmiş? İçi taralı birey. Biz kendimiz yazalım. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olması lazım. 2 e numaralı arkadaşla ilgili olarak e, içi taralı değil. O zaman X üzeri büyük R ve Y yazabilir miyim? Çok rahat yazabilirim. Şimdi diğerlerini tek tek yazalım. Bakalım nasıl olduklarını görelim. Şimdi Y kromozomu erkeğe gitmiş. Şuraya buradan bir Y kromozomu ama içi taralı. Demek ki anneden neyi almış? X üzeri küçük R'yi almış. Y kromozomu buradan oğluna gelmiş. İçi taralı. Demek ki anneden X üzeri küçük R'yi almış. Şimdi 4 numaraya bakalım. 4 numara babadan X üzeri büyük R'yi alacak. Şöyle. Ya anneden ne almış? Mecburen X üzeri küçük R almış değil mi? Demek ki şu 4 numara taşıyıcı taşıyıcı diyebiliriz. Gelelim bu soy ağacına. 5 numaraya yazdık zaten. 6 numarayla ilgili bir fikrimiz var mı? İçi taralı değil. İçi taralı olmadığı için x üzeri büyük r'ye yazabilir miyim bir taneyi? Kesinlikle yazabilirim. Yan taraftaki x üzeri büyük r mi küçük R'ye mi nasıl anlayacağım? Çocuklarına bakarak anlayacağım. Gördüğünüz gibi 10 numarada x üzeri küçük r, x üzeri küçük r bir birey var. Küçük r'nin birini babasından almış. Demek ki diğerinde x üzeri küçük r anneden almış. Annesi de demek ki 6 numarada taşıyıcıdır diyebiliyorum. 9 numara Y kromozomunu babadan almış. E, anneden de üzeri büyük R almış ki içi taralı değil, hasta değil. 8 numaraya geliyorum genç arkadaşlar. E, anneden ve babadan aldığı kromozomlara bakalım. İçi taralı değil. Demek ki bir tane büyük R'si mevcut. E babadan da mecbur küçük R alacağı için bu da bir taşıyıcıdır. Taşıyıcı. Şimdi 7 numaradaki erkeğe bakalım. X üzeri büyük R ve Y'yi yapıştırdım. Nereden anladık hocam? E, i̇çi taralı değil. Demek ki hastalık genini taşımıyor. 8 numarayı zaten yazmıştık. Şimdi çocuklara bakalım. Y kromozomunu yazdım. X kromozomunu anneden alacak. Küçük R alsaydı içi taralı olacaktı. İçi taralı olmadığı için X'leri büyük R'ye yapıştırdım. 13 numaraya bakalım genç arkadaşlar. Babadan X'leri büyük R'ye aldı. Anneden ne almış olabilir? X'leri büyük, büyük R de olabilir. X'leri büyük R'nin yanında X'leri küçük R de olabilir. Yani 13 numarada taşıyıcı da olabilir. Olmayabilir de. Aynı şey 11 numara için de geçerli. X'leri büyük R muhakkak olacak. Yanına X üzeri büyük R'de X üzeri küçük R'de yazılabilir. Yani 11 ile 13 numara taşıyıcı da olabilir. Sağlıklı da olabilir. Onu buradan net olarak anlayamıyoruz. Evet. X kromozomuna bağlı baskın yani işte dominant olarak kalıtılan Bozuk dentin dediğimiz hastalık var genç arkadaşlar. Diş, dişlerin dağınık olması, bozuk olması, diş çarpıklığı dediğimiz durum. Burada da nedir? Hastalığa sebep olan gen X'e bağlı dominant olarak kalıtılıyor. X üzeri büyük D. Bir tane taşıyorsanız hastasınız. Bir tane taşımanız cinsiyetiniz önemli değil. Bir tane taşıyor isen hastasın. Bak burada gördüğün gibi X üzeri büyük D büyük D. Kesin bozuk dentin. Burada küçük D. Taşıyıcı var mı burada? Yok. Bir tane dominant olduğu için bir tane olması yeterlidir. Hasta olmamanız için iki tane küçük D'ye taşımanız gerekiyor. Erkekte de değişen çok bir şey yok yine. Aynı resesifteki gibi bu sefer tam tersi. Büyük D varsa hasta, küçük D varsa sağlıklıdır diyoruz. Demek ki X'e bağlı dominantlarda ilk dikkatimizi çeken ne oluyor genç arkadaşlar? Taşıyıcı yok. Değil mi? X'e bağlı çekinikte taşıyıcı vardı. X'e bağlı dominantta taşıyıcı yok. Dişilerde taşıyıcı olmuyor. Ya hastadır ya değil. Bu sefer ne oldu? Dişilerdeki oran daha yüksek oldu değil mi? X'e bağlı dominanttaki bize sorularda karşımıza çıkacak ismini falan sormazlarsa karşımıza çıkacak olan durum bu olabilir. Taşıyıcının olup olmaması durumu. Y kromozomuna gelelim şimdi. Y kromozomu babada varsa oğlunda var dedik. Kulak kıllılığı burada örnek verilmiş. İşte yapışık parmaklılık ya da deri pullanması, deride pul pul olma durumu filan. bunları müfredata koymamışlar. Sadece kulak kılığını koydukları için ben de buraya bunu yazdım. Ama bir delim yine söyleyelim. Şimdi Y kromozomu şuradan başlayalım. X kromozom bizi ilgilendirmiyor. Bu X, Y olmuş. Y'de demek ki hastalık var. Şimdi Y kromozomuyla taşınan bir rahatsızlıkla dominant ya da resesif demesinin bir anlamı yoktur yani. Çünkü karşılığı olmadığı için kime dominant kime resesif. Haliyle Y kromozomunda var olması e ee, baba da varsa bütün erkek çocuklarında olacak. Gördüğün gibi var. Evet bunda da olacak, bunda da olacak. Herhangi bir şekilde soy ağacını bayanlarda, dişilerde bunun görünmemesi gerekiyor genç arkadaşlar. Baba da var, oğluna geçmiş. Baba da var, iki oğluna da geçmiş buradan. Bu baba da var, muhakkak oğluna geçecek. Bunun oğlu yok. Buradan direkt oğluna geçmiş. Burada yok gördüğünüz gibi doğal olarak bu dışarıdan gelmiştim. Damat bu, bu sülaleye. Damat bunda olmadığı için orada da olmayacak. Yani Y kromozomu babada varsa oğlunda da olacak. Y kromozomu babada yoksa hastalık yönünden o zaman oğlunda da hastalık olmayacak. Yalnızca erkeklerde günü bununla ilgili sorular çok basitler. 5 saniyelik soru bakıyorsunuz. Herhangi bir şekilde erkekte varsa hemen o sülerledik erkeklerin tamamında olması lazım diyoruz. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik genç arkadaşım. Kendine dikkat et.